Bir haber var mı? Yok, açmıyor. Görünce arar herhalde. Kim yaptıysa Allah'ından bolsun inşallah. Kuvvetlidir Namık Bey. İyi olacak inşallah. Hadi üzme kendini artık, ne olur toparlan. Bak dayım iyi olacak. Hem bulurlar kim yaptıysa bunu, cezasını da çeker, ne olur yapma. Anne. Ben vurdum. Ne? Namık'ı ben vurdum. Ne diyorsun anne sen? Ne demek ben vurdum? Anne sen ne diyorsun ya? Anne. Anne bir şey söyle. Ya bir insan neden abisini vurur? Neden yaptın böyle bir şeyi? Anne bir şey söylesene. Biliyorsun ben. Dinle ne olur. Hemen hastaneye git. Anneme yardım et. Sorun nedir? Annem vurmuş. Dayım annem vurmuş, kendisi söyledi. Ne olur bir şeyler yap, yardım et. Abidin abi. Beni hastaneye götürür müsün? Tamam hadi. Nereye gidiyorsunuz? Nedir durumu? Durumunu değil, kimin vurduğunu sor istersen. Yiğit'e de söyledim. Hayırdır, ne diyorsun sen ya? Onu vuran Yeter Aslan dedim. Ne saçmalıyorsun kızım sen? Yeter'in ne derdi olacak dayımla? Niye vursun dayımı? Onu da sen bul. Ha? Katil de geldi. Sen nasıl geliyorsun buraya be? Sen buraya ne izle geliyorsun? Ne yapıyorsun Çekil? Tüh! Ne yapıyorsun? Sen karışma. Sen karışma. Ne yapıyorsun hastanedeyiz? Ne yapıyorsun? Ne diyor bu kadın? Sor oğlum. Ama dayımı sen mi vurdun? Anne de. Tabii ki o vurdu. Nedenini de söyle. Söylesene. Sen kes sesini. İdil sus. Sen karışma dedim. Kaç kere söyleyeceğim? Namık Bey senin bu söylemini duyduğu zaman pek hoşuna gitmeyecek, biliyorsun değil mi? Vay gelin hanım. Pek havalara girmişsiniz. Namık içeride ölümle pençeleşiyor. Benim umurumda mı sanıyorsun? Namık Bey ölmeyecek. Ama sen biraz daha konuşmaya devam edersen... onun ne yapacağını sen düşün. Sana bir soru sordum ben. Şimdi bana cevap ver. Sen mi vurdun? Benim istediğim gibi sor. Dayımı sen mi vurdun? Anne de. Yeter Hanım. Susma hakkınız olduğunu hatırlatırım. Sizin de ifadenize başvurmamız gerekecek. Birinizi annediğin Allah rızası için. Komiser. Yeter Hanım alın. Yeter Hanım, buyurun. Durumu nasıldır? Kurşunu çıkarttık. Hayati bir tehlikesi yok. Durumu iyi. Geçmiş olsun. Teşekkürler.
Komiser. Evrem gel biz bir çay içelim. İyi değilsiniz. Doktora görünmek ister misiniz? İstemem. Benim tek istediğim şey... oğullarımın bana anne demesi. O doktor gelirse... buna çare olabilecek mi? Hı? Derdime deva olabilecek mi? Gülsüm'e Namık Emirhan'ı ben vurdum demişsiniz. Doğru mu? Ne duymak istersin? Doğru. Annen katil olursa sevinir misin? Zaten hak ettiği buydu diye. Yoksa üzülür müsün? Yoksa hiçbir şey hissetmez misin? Hayat. Yeter hanım. Soruma cevap verin. Susma hakkımı kullanıyorum. Anneme bir şey olmayacak değil mi abi? Gidebilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Savcı Bey. Kocaman aç. Hop. Aferin sana. Anne, yalan söylemek günah mı? Çok günah yavrum, çok. Hiç mi söylenmez? Bazen söylenir. Ne zamanları? Mesela... iki küsmüş arkadaşı barıştırmak için. Başka? Başka... birinin canını kurtarmak için. Sen niye sorup duruyorsun bakayım bunları? Bakkal amcanın camını ben kırdım. Gördüm, biliyorum. O zaman yalan söyledin. İşte senin canını kurtardım. Aç bakayım. Evet, seni dinliyorum savcım. Hangi konuda? Beni deli etme oğlum. Bak beni deli etme ha. Dayımı yeter mi vurdu? Sana soruşturma kapsamında bilgi veremem. Savcılık gerekli soruşturmayı yapacak. Tabii Namık Bey'in de ifadesi alınacak uyandıktan sonra. En mühim o. Söylemeyeceksin yani. Sana bir şey söylemek zorunda olduğumu hissetmiyorum. Tamam. Dediğim gibi gerekli soruşturmayı arkadaşlar yapacaklar. Üstelik ben bu davanın savcısı değilim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.